Merhaba. Bu videoda multipil miyelomdan söz edeceğim. Ama önce sizlerle tanıştırmak istediğim biri var. Evet. İşte karşınızda Zeliha teyze. Öteden beri tarz sahibi, asortik bir hanımefendidir kendisi. Biz ona Zeliş teyze diyoruz ya da Bakkal Zeliş. Neden mi? Mahallemizin biricik bakkalı Müfit amca bu dünyadan göçüp gittikten sonra dükkanın başına eşi Zeliha teyze geçti. Oğlu Erdal'la birlikte yıllarca bakkallık yaptı. Yaşı ilerleyince de işleri tamamen oğluna devredip dükkandan elini eteğini çekti. Ama mahalleli bugün onu hala Bakkal Zeliş diye tanır. Bakkal Zeliş teyze bugün 70 yaşında. Hani şu sürekli oran bura ağrıyor diye sızlanan teyzeler vardır ya. Tam da onlardan biri oldu çıktı. Sürekli sağlığından şikayet ediyor. Hele şu son birkaç aydır bir dokun bin ah işit. İsterseniz gelin teyzemizin son zamanlarda ne gibi şikayetleri olduğuna bir bakalım. Zeliş teyzenin yakındığı şeylerin başında sindirim sistemiyle ilgili rahatsızlıklar geliyor. Bulantı, iştahsızlık ve kabızlık gibi. Bunlar yetmezmiş gibi bir de aşırı susama halleri başlamış. İkide bir kalkıp su içiyormuş. E doğrusu bu kadar susamak hiç normal değil. Ama normal olmayan başka şeyler de var. Mesela Zeliş teyze şu sıralar fazlasıyla yorgun, bitkin hissediyormuş kendini. Bir de yüzündeki solgunluk geçenlerde ziyaretine gelen büyük kızının dikkatini çekmiş. Dediğine göre yüzü biraz sararıp solmuş sanki. Ha bir de şu ağrılar var tabii bitmek tükenmek bilmeyen, can sıkan bel ve sırt ağrıları. Zeliş teyzenin tüm bu şikayetlerine tek tek bakarsak hiçbiri kendi başına bir şey ifade etmez. Yani bunları belirli bir hastalığa bağlayamayız demek istiyorum. Ama tüm bu semptomları bir yapbozun parçaları gibi bir araya getirip resmin bütününü görebilen bir uzman, Zeliş teyzenin multipil miyelom hastası olabileceğini düşünür. Dilerseniz tüm bu belirtilerin neden multipil ilişkilendirildiğine geçmeden multipil miyelomun ne olduğuna bir bakalım. Multipil miyelom kandaki plazma hücrelerinde ortaya çıkan habis yani kötü huylu bir oluşum. Diğer bir ifadeyle bir kanser türü. Bu ifadenin başına ve sonuna birer yıldız koyuyorum çünkü çok önemli. Peki plazma hücresi dediğimiz şey? nedir? Plazma hücreleri kanımızdaki antikorları üreten hücrelerdir. Bağışıklık sistemimizin önemli bir parçasını oluşturan antikorlar vücudumuzun enfeksiyonlarla mücadele etmesine yardımcı oluyor. Burada multibilmiyellumun patofizyolojisine dair değinmek istediğim dört büyük mekanizma var. Aslında mekanik, fiziksel ya da biyokimyasal işlevlerde gözlenen bir takım anormallikleri kastediyorum. Bunlardan ilki, immunoglobulinlerin veya antikorların monoklonal olarak üretilmesi. Buraya IG diye yazıyorum. İmmunoglobulinin kısaltması. Peki, monoklonal üretim diyerek neyi kastediyoruz? Hemen bunu da açıklayayım. Monoklonal üretimde kötücül özellikle bir tek plazma hücresi kendini kontrolsüz biçimde defalarca kopyalıyor, yani klonluyor. Ve süreç içinde orijinal hücrenin ürettiği o tek antikor tipiyle birebir aynı özellikleri taşıyan çok fazla yeni hücre ortaya çıkıyor. Çok fazla derken aşırı miktarda yani. Sözünü ettiğim immunoglobulin aslında bir protein türü ve proteinler böbreklerin çeşitli yerlerinde çökelti halinde birikebiliyor. Bu da zamanla renal yetmezliğe yani böbrek yetmezliğine yol açabiliyor. Multipel miyeloma eşlik eden bir diğer şey kemik yıkım yapım döngüsünün sekteye uğraması. Kötü huylu plazma hücrelerinin ürettiği bir takım yıkıcı kimyasallar kemikleri olumsuz etkiler. Osteoklast yani kemik dokusunun yok edilmesi süreci hızlanırken osteoblast yani Yeni kemik dokusu oluşturma süreci aynı hızda işlemez. Bu senkron bozukluğu neticesinde kemik dokusunda litik kemik lezyonları adı verilen hasarlı bölgeler oluşur. Bu da dokuyu daha kırılgan hale getirir. Kemikte çatlak ve kırıkların oluşması kolaylaşır. Kemik dokusundaki hasarın en çok hissedildiği yer omurgadır. Bu yüzden hastalar genelde bel ve sırt ağrılarından şikayet ederler. Plazma hücrelerinden yayılan yıkıcı kimyasallar yüzünden eş zamanlı ilerleyemeyen bu yıkım yapım sürecinde aşırı miktarda kalsiyum da kana karışır. Bu da hiperkalsemi adı verilen duruma yol açar. Multipel miyelomda gözlemlenen bir diğer anormallik de kemik iliğinin tıka basa plazma hücreleriyle dolması. Ama bunun ayrıntılarına girmeden evvel kemik iliğinin ne olduğuna dair birkaç şey söylemek istiyorum. Hemen şuraya bir kemik çizelim. Evet. Kemik iliği kemiğin en iç katmanında boylu boyunca uzanan bir kanal içinde yer alır. Burası kan hücrelerinin üretildiği yerdir. Belli başlılarını sayacak olursak, mesela kırmızı kan hücresi öncülleri ya da platelet yani Pıhtı hücresi öncülleri veya plazma hücresi öncülleri. Tüm bu öncül hücreler gerektiği kadar kan hücresi ürettiklerinde bu normal bir kemik iliği oluyor. Fakat bir plazma hücresi tipi başkalaşıp kötücül hale geldiğinde kontrolsüz biçimde çoğalmaya başlıyor. Biraz önce bundan söz etmiştim. Bu kontrolsüz çoğalmanın sonucu olarak kemik iliği bu tek tip plazma hücreleriyle istila ediliyor ve artık yeterli miktarda kırmızı kan veya pıhtı hücresi üretemez hale geliyor. Bu da anemi ve trombositopeni ile sonuçlanıyor. Kansızlık adıyla da bilinen anemi, kandaki al yuvarların ya da kırmızı kan hücrelerinin normal seviyenin altında olması demek. Trombositopeni ise benzer şekilde kandaki trombosit ya da diğer adıyla platelet miktarının düşük seviyede olduğu durumu ifade ediyor. Gelelim son anormal duruma. Multipil miyelomda normal immunoglobulin üretimi azalır. Vücutta yeterli miktarda ve normal antikor üretilmediğinde bağışıklık sistemi enfeksiyonlar karşısında çaresiz kalır. Yani multipil miyelom hastaları için enfeksiyonlar çok daha yüksek bir risk teşkil etmekte. Evet, işte tüm bunlar multipil miyelom vakalarında gözlenen belli başlı işlev bozuklukları. Dikkat ettiyseniz her birini farklı renklerle belirttim. Üstelik aynı renkleri Zeliş teyzenin şikayetlerinde de görüyoruz ve bu bir tesadüf değil. O halde hiperkalsemi ile başlayalım. Yani kandaki kalsiyumun normal seviyenin üstünde olması durumuyla Hiperkalsemi saptanan kişilerde genellikle sindirim sistemiyle ilgili bir takım rahatsızlıklar ortaya çıkar. Bulantı, iştahsızlık ve kabızlık gibi. Şimdi akılda kalıcı olsun diye hiperkalsemi sözcüğünün şu kal kısmını alıp şuraya koyalım. Bak kal. Evet, multiple miyelomda görülen bir diğer işlev bozukluğu böbrek etmezliğiydi değil mi? Böbrek yetmezliği yaşayanlar çok sık susar çünkü böbrekleri suyu tutamaz. Hatırlarsanız Zeliş teyze de çok sık susuyor ve iki de bir su içiyordu. Belli ki onda da böbrek yetmezliği var. O halde böbreğin de B'sini alıp şuraya yerleştirelim. Bakkal. Sırada anemi var. Hani şu kansızlık diye bilinen şey. Anemi dediğimiz bulgu, kandaki al yuvar veya eritrosit adı verilen kırmızı kan hücrelerinin normal seviyenin altında olmasıdır. Kırmızı kan hücreleri vücudumuzun her köşesine oksijen taşır. Bu hücrelerin miktarı azaldığında vücudumuzdaki dokular yeterli oksijeni alamaz. Bu da hem bitkinlik haline hem de cildin solgun görünmesine yol açar. O zaman anemi sözcüğündeki a'yı da getirip şuraya koyalım. Bak kal. Ve son olarak kemikler. Hatırlarsanız multipil miyelomda kemik döngüsündeki senkronun bozulmasından, kemiklerde kırılma ve çatlama riskini artıran litik lezyonların oluşmasından söz etmiştik. Ve hastaların genelde bel ve sırt ağrılarından yakındıklarını söylemiştik. Değil mi? Tam da Zeliş teyzenin durumunda olduğu gibi. Eh, o zaman kemiğin de kalsını yerine koyalım. Bakkal. Görünen o ki Zeliş teyzenin onca yıllık bakkal lakabı bugün yakalandığı hastalığın patofizyolojisini özetliyor. Doğrusu multipil miyelomun tüm bu patofizyolojik mekanizmaları tıp terminolojisinde krep kısaltmasıyla karşılık buluyor. Baştaki C aslında hiperkalseminin İngilizcesindeki C harfi. R ise renal yetmezliği yani böbrek yetmezliğini karşılıyor. A aneminin B de İngilizcede kemik anlamına gelen bone sözcüğünün baş harfi. Kemik dokusunda oluşan lezyonları temsil ediyor. Tüm bu harfler yan yana gelince de CRAP oluyor fakat bu öyle rastgele uydurulmuş bir kısaltma değil crab İngilizcede yengeç demek peki bu sözcüğün latince'deki karşılığını biliyor musunuz astrolojiye ilgi duyanlar hemen hatırlayacaktır cancer kanser peki bir kanser türü olan multiple myelom nasıl teşhis ediliyor biraz da bundan bahsedeyim aslında saydığımız tüm bu anormal durumların bir arada olması multipil miyelomdan şüphelenmek için yeterli sebep. Ama elbette kesin bir tanı koyabilmek için her birinin titizlikle incelenmesi gerekiyor. Örneğin genellikle birlikte yapılan bun ve kreatinin testleriyle kandaki üre azotu ile kreatinin seviyeleri ölçülerek böbrek fonksiyonlarının normal olup olmadığı anlaşılabiliyor. Elektroforez adlı bir diğer testle de monoklonal immunoglobulin üretimi tespit edilebiliyor. Hem serum hem de idrar örneğiyle yapılabilen elektroforezin grafik çıktısında kimi zaman M-spike ya da monoklonal band adı verilen ani ve yüksek bir sıçrama göze çarpar. Grafiğin gamma bölgesinde görülen bu anormal yükseliş, Monoklonal immünoglobulin üretiminin habercisidir. Kafa karıştırıcı olmasın diye daha fazla ayrıntıya girmeyeceğim. Şimdilik monoklonal immünoglobulinlerin elektroforez testiyle saptanabildiğini aklımızda tutsak yeter. Gelelim kemiklere. Litik kemik lezyonları kemik taramasıyla tespit edilebiliyor. Ayrıca kemik döngüsünün bozulmasıyla baş gösteren hiperkalsemi de kan tahlillerinde anlaşılıyor. Keza anemi ve trombositopeni de tam kan sayımıyla teşhis edilebiliyor. Kandaki al yuvar sayısının azlığı anemiye, platelet ya da pıhtı hücre sayısının azlığı ise trombositopeniye işaret ediyor. Kemik iliğindeki tek tip plazma hücresi istilası ise kemik iliği biyopsisiyle ortaya çıkıyor. Evet, Tüm bunlar multipil miyelom tanısında uygulanan testler. Şimdi biraz da multipil miyelomun tedavisinden söz edeyim. Diğer kanser türlerinin tedavilerinde olduğu gibi multipil miyelom tedavisine özel yöntemler de büyük bir hızla değişiyor. Bunun içindir ki spesifik bir ilaca ya da tedavi yöntemine değinmeden iki genel yaklaşımdan söz edeceğim. Bunlardan ilki semptomatik yani hastalıkla birlikte ortaya çıkan semptomları hafifletmeye yönelik bir tedavi. Bu çerçevede hastaya kemoterapi uygulanıyor ve tedavi başka bir takım ilaçlarla destekleniyor. Ama dediğim gibi bu yalnızca hastalığa dair belirti ve bulguları azaltmayı bu sayede hastayı rahatlatmayı amaçlayan bir tedavi biçimi ya da tedavi yaklaşımı. Diğer bir yaklaşım ise küratif yani, hastalığı tamamen ortadan kaldırmaya yönelik. Bu da şimdilik sadece kemik iliği nakliyle başarılabiliyor. Aslında kanser tedavilerinde nihai hedef kanseri yok edip hastayı bütünüyle iyileştirmektir. Bununla birlikte kemik iliği nakli, multiple miyelom hastaları için fazlasıyla meşakkatli olabiliyor. Çünkü bu Zeliş teyze örneğinde de gördüğümüz gibi genellikle ileri yaşlarda görülen bir hastalık ve çoğu kez ileri yaştaki hastalara kemik iliği nakli yapılamıyor. Onun yerine kemoterapi ve destekleyici bir takım ilaçlarla semptomatik tedavi yoluna gidiliyor. Toparlayacak olursak, mültipülmiyolom, plazma hücrelerinde ortaya çıkan bir kanser türü ve hiperkalsemi, böbrek yetmezliği, anemi ve litik kemik lezyonları gibi belli başlı 4 habercisi var.